Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Hello hanımlar beyler, burası Joy Türk, burası Rabarba, canlı yayınla karşınızdayız. Konuklarım İlker Gümüşoluk ve Can Şentürk. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bir merakım var. Bir süredir bu üçlüyü bozmuyoruz sevgili dinleyiciler. Ve acaba bu üçlü sizde bir kredi yarattı mı? Yani bu akşam komik olur öngörüsü yarattı mı? Instagram'da bir fotoğraf paylaştık az önce. Yakışıklıyız. Çünkü kameramız çiçek gibi. Eğer bu üçlü için tamamdır diyorsan şu anda son fotoğrafın altına tamamdır yazar mısın? Çünkü ben bu motivasyonla başlamak istiyorum. Su yakmıyor bu konuklar. Yani biz bunları bilerek böyle üçlü ikili alıyoruz, değiştirmiyoruz. Şu anda yorum sayımız sıfır. Bakalım. Kötü bir şey de yok ama. Yani yok. Evet, evet. Ama şu an, tamamdır gelmemiş ama kötü bir şey de yok. Şu an sıfır yani onu söylemek isterim. Bu arada Beşiktaş tebrik ederiz. Dün akşam yayının bir yerinde Leipzig Beşiktaş'a kitler. Nasılsa lider olmayı garantiledik. Çok koyu Beşiktaşlıyım zaten, dinleyicilerimizin çoğu bilir demiştim ama yanıldım. Kalecimiz Tolga'nın insanüstü performansıyla Almanları Almanya'da denize döktük. 2-1 aldık maçı. Bir sürü kuponum yattı. Büyük Beşiktaşlı olarak maça beraberlik ve Leipzig oynadım. Farklı farklı kuponlarda. Bütün paralarım gitti. Yine futbolla hiç alakası olmayan. Ya evet ya, ben çok konuşmak istiyorum. Yani sen yani evet aga. Hep bu üçlüyü belirliyorsun, ona göre de konuşuyoruz. Ama bizim tipimizde var galiba yani. Herkes aynı şeyi yapıyor. Bende müthiş Fenerli tipi var ama yok işte ya. Tipinizde var it kopukluk, oradan zaten bizde. Bu arada evet tamamdır yazmış 26 kişi. Ama az sayıca. Yani bunu bizim 100'e falan çıkarmamız lazım. Öyle bir performans gösterin ki yani biz... Oh olsun. Şimdi bu akşamın sorusu, gıcık insan tipi kimdir sevgili dinleyiciler ve nereden anlarız? Telefon da alacağız. 0212 368 62 40. Şimdi gıcık insan tipine şunu örneği verebilir miyiz? Ben şimdi 5-6 kişilik bir ortamdayız. Bir hikaye anlatıyorum. Benim hikayemin aynı kanalından diyelim ki tesadüf bir şey anlatıyorum, komik olduğunu düşünüp daha güzelini anlatan bir adam. O değil de deyip araya girip o değil de diyen gıcık. Heh. Ama daha hikayesi varsa anlatacak tabii. Ama hayır. Bak burada ayrılıyoruz. Nasıl hayır ya? Anlatmayacak abi. Sen daha iyisini anlat aga. Suç sende. Birader ben anlatmışım. Kötü hikayenle gelmişsin. Anlatmışım. Allah Allah. Az komik hikayeyle dalmış. Güldürmüyorsan yapacak bir şey ben yok. Ben bir yola girmişim, anlatmışım. Açık evet. Bir dur bari bir 10 dakika unutulsun o yani. Soluklanalım. Benzer bir hikayenin daha komiğini anlatırsan yine böyle rastlantı. Bir günde şöyle olduydu diye. Ve sana kahkaha atılırsa benim içim yanar yani. Anladın mı? Ölsün ya böyle adam. Şu çok zor bir ama manzara. Ama o mızıkçılık bence. Hangisi? Seni yaptı. Sebep? Adam ne güzel hodri meydan yapıyor ya. O, iyi de öyle bir durum yok ortada. Sanki padişahın kızını mı alacağız kim daha komikse? Öyle bir şey yok ki yani. Uzun hikaye anlatırken mesela 5 kişiyi anlatıyorsun. Evet. O 5 kişi giderek kaybolmaya başlıyor. 4'e düşüyor, 3'e düşüyor. En son bir kişiyi bulup gözlerin içine baka baka anlatıyorsun ya. Bir kişiyi kilitliyorsun. Ve o bir kişi yalvaran gözlerle. O bir kişi artık kafana... kısılmış. Evet evet, herkes telefonla dönüyor, tuvalete gidiyor falan, o öyle kalıyor orada. Bir kişi evet, bir de çok bazen de senin bir muhabbeti de alıyorsun mesela SSK işte kısa vadeli alacak taahhüt böyle saç değişik çok da hakim olmadığın işletmesel bir takım muhabbetler. Hep 6-7 kişilik bir yerde bir kızla bir çocuk böyle iç çamaşır defilesi, Victoria's Secret, yılbaşı falan konuşmaya başlıyorlar. Anladın mı? Böyle bir kulak oraya gidiyor. Ha, bir sütyen kelimesi duyuyorsun oradan. Bir böyle alt çamaşır. Ben de bu alt arada. Çamaşır. Belli ki batılı bir çift. Yani orada daha güzel bir konu dönüyor. Sen de buraya hapsolmuşsun artık. Çok istiyorsun o konuya dahil olayım yani. Onlarla konuşayım. Çamaşır hakkında herkesin konuşacak çok şey var değil mi? Var. Bu konuya fikiriz. Yani 2-3 saat konuşur herkes. Bir telefonumuz var. Bakalım kimmiş gıcık insan tipi. Alo. Alo. Merhabalar şekerim. Merhabalar efendim. Ben direkt en gıcık insan tipini söyleyeceğim. Aha. Böyle siz mütevaziliğinizden, erdemliliğinizden, hani aslında her şeyi bildiğiniz halde bazen kırmamak adına sustuğunuz esnalarda böyle üzerinize habire yürüyen bir insan tipi vardır ya. Yürüyen derken? Böyle yaz, yani böyle yağ sabur çektirir kelimeleriyle. Yazıyor mu peki size yürüyen?
Yok yok, yazmıyor, sinirlendiriyor. Diyelim ki kız kardeşin, teyzen, ablan, hemcinsin de olabilir yani, fark etmez. Senin alttan almanı bayağı evet, avantaja evet. çeviriyor. Tabii tabii, yani senin suskunluğunu, senin mütevaziliğinden ya da insanlığından olduğunu değil de korkaklığından olduğunu falan düşünen insan tipi vardır ya, böyle kelimelerini gittikçe ağırlaştırır. İşte vay. Benim için en gıcık insan tipi erdemsiz olan bu tenesi büyük insanlar. Peki efendim, öpüyoruz. Kime sinirlisiniz acaba? Hayata mı sinirlisin? Anana babana mı? Erdemsiz yok. Yani Allah'a mı şirk koştum? Sende bir şey var. Öptük. Onun, bizi de gaza getirdi. Onun vicdanını mı yaşıyorsun? Bir şey var yani. Hadi bay bay. Yani dediğini anladım hanımefendinin, ama ben de öyleyimdir yani. Suskunu gördün mü vur havalıyor. Sen kesin öylesin. Susma. Aga. Sen suskuna var ya, of ne, dört nala aga. Niye öyle sen şimdi? Hiç acımazsın suskuna. Acımam da yani, niye şimdi öyle dedin? Ama öyle konusu geldi. Birader biz affedersin. Yeri geldi, konusu açıldı. Madem yeri geldi, seni ben eğitmedim mi? Yani bir dakika, hayır bir dakika, öyle değil oğlum. Adamın zaten... Dakika, ben seni şey... köyden getirmedim mi Mesut? Ben ortalığı karıştırdım. Demedim mi bana abi diye. Senin ağzın lor kokmuyor muydu? Hayır. Kokuyordu evet. Bak, ben onu demiyorum. Biz seninle tanıştık. Sen benim de üstüme yürümekle bir tane geçmişimiz de var. Sen birbirimizin böyle, üzerine yürümekle sen, diye. Olabilir. Sen böyle gerginlik anlarında hemen kavgaya yaslanan adamdın. Ve biz vakit geçirdikçe ben sana iletişim nedir anlatmadım. Ben kaslı bedenime güvendim. Bense hep anlaşma yolu, hep iletişim. Ve sen şimdi de demiyor musun artık sinirlenmiyorum, iletişim içimde küfrediyorum ama dışıma yansıtmıyorum. Bu aralar yine eskiye bir dönüş var. Yani... Çünkü az görüşüyoruz. Evet. Yayından yayına görüşüyoruz. Ondan... Mesut'la birazcık ara yaş tekrardan o sinirli adam geri geliyor. Tabii hep öğreniyoruz bir şeyler birbirimize. Mesut'un o iletişimci tavrı çok işimizi gördü. Korkağım ya ben şimdi. Biraz da onunla alakalı. Büyük dayak yerim diye hep iletişim tarafındayım. Tamam, hep böyle... Halbuki senin dayak yemen çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Değil aga ya. Beni çok yani eşek şuradan eşeğe kadar dövüyorlar. Ya söyleyeyim, iki muhabbet kuşu Mesut'u taklattı. Vallahi fena dövüyorlar. Yani ben tamamen korku ondan yani. Bu cüssemle rezil olurum korkusuyla yani. Ama tabii onun gerginliği başka. Ne? O cüssesinin karizmasını korumak zorunda ya. Evet. Ya o çok küçük bir adamdan dayak yerse büyük olay olur çünkü. O yüzden Mesut hiç kavgaya karışmamalı. Tabii yani. Ama dayak bir yerde kumardır yani. Sen o büyük kozunu kullanmıyorsun. Bir laf vardır ya, köpek adamı ısırıyorsa haber değildir. Adam köpeği ısırıyorsa haberdir. Evet. Benim birini tartaklamam bir haber değeri taşımaz. Ama 1 metre 52 santim bir insan beni yerde tekmelerse bu büyük haber değeri taşır ve 1,5 milyon tıklanır. Anladın mı? Çağımız YouTube. Kiyaga Çin'in 170 falan seni döver bence. Bunu. Hepsi 1,52. Hepsi dövüş. Bunu silemezsin yani bir de. YouTube tabii. Öyle bir şey artık. Bu arada YouTube İlker'cim aklında hayırdır, ne olmuş? YouTube eleman alacakmış. seni çıkarıyormuş. 10.000 kişi işe alacakmış. Sen bir bak pozisyonu. Ne ama işte. Suratı düştü bak. İş belli mi? YouTube politikalarını ihlal eden uygunsuz videoların engellenmesi için mevcut kadrosuna 10.000 kişi ekleyecek. Ha doğru, ekleyeceğiz ya. Ya çok şirket işi olduğu için pek bahsetmek istemiyorum. Bu YouTube'daki mülakatlarda sen de oluyor musun? Tabii. İşveren en olarak. Son işte ben zaten. Hani. Türlü aşamalar en son. YouTube'un üst düzey yöneticisi Susan Wojcicki, İlker Gümüşoğlu da yanında bulundurduğu toplantıda bazı kötü aktörlerin Google'ın sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullanıldığını açıkladı. Buna göre en az 10.000 kişi görevlendireceğiz. Maaşları dolgun olacak. YouTube'un aynı zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren sorunlu yorumları ya da videoları işaretleyecek bir teknoloji de kullanılacağı açıklanmış. Yani şimdilik 10.000 kişi alacaklar. Sonra onun makinesini bulup 10.000 kişiyi ufak ufak çıkaracaklar. Görüntü o yani. Yani bir anda senin hesabına para makine yapacak. Bulunduğu gibi 10.000 kişi muhasebeye çağırılıyor. Mümkün yani. Gayrettepe'deki YouTube şubemize hepinizi bekliyoruz. Saat 9. Ama 10.000 kişi çalışırken çünkü brand altında bir makine var. Bu nedir diye soruyorlar. İşkilleniyor millet. İçeride yer. Bir o şey diyor. Ya o çay makinesi diye kandırıyorlar. YouTube olarak tarıma girmeye karar verdik. Şey yapmayın, endişelenmeyin. Yani bu tip mülakatlara hiç gittiniz mi? Çok insanın gittiği kalabalık mülakatlara. Ben birkaç kere böyle tiyatro sınavına girdim. Aha. Çok fazla insan vardı, birikmiştik. Onun dışında bir şey yok. Oyuncular için auditionlarda, reklam görüşmelerinde yüzlerce insan olur. Evet. Hatta derler ki pazartesi, salı, çarşamba 8.30 ile 17 arası. Bunu görüyorsan andaki binlerce kişi başvuruyor. Evet ya, o ben ona, şey. Değil mi? Yani orada bekliyorsun, bir sıra yok. Bir de 7'den 70'e yani, teyze de orada, ufacık çocuk da orada. Bir de bu tip ajansların bazılarında böyle oradaki güzel kızları ayıklamaya çalışan tipler oluyor.
Instagram'ını alıyor, telefonunu istiyor filan. Vallahi ben çok var var evet. Böyle Mecidiyeköy'de var bir tane. Oradaki çalışan çocukla konuşmuştuk. Orada çalışmıştı bir dönem. Öyle yaptık, böyle yaptık diye anlatıyordu yani. Ayıp yani. Biz daha şans açtık zamanında. Yani baktığınız zaman kıskanmış gibi ayıp yani. Benim şöyle kötü bir anım var. Ben yıllar evvel Müjdat Gezen sanat merkezine gidiyordum tiyatro eğitimi almaya. Kötü bir anım var değil mi? Bir cumartesi günü geldiler. Biz de 40 öğrenci sınıftayız. Audition olacak. Herkes bir kameraya merhaba desin. Benim de bir gün evvel ön dişim kırılmıştı. Baya böyle bahtsızlık olur mu ya? Şey diyorlar, isim soy isim kameraya gülümseyin. Yapılacak şey bu. Başka hiçbir şey yok yani. Enerjine bakıyorlar. Abi yemin ediyorum bir tek beni çağırmamışlar ya. Tüm sınıf gitti. Bir tek ben gitmedim. Bence direkt sen seçilirdi ben. Yok işte abi ben verdim hani İlker Gülsadın'ı gülümsedim. Keşke isminde soyadında sesli harf olmayaydı. Çok tısladım. Yani mesela. ağzını hiç açmayacağım bir isim soyadın olaydı. Vardır ya öyle Polonyalı isim. John, John diye bağırıyor. Voskasniak, Beskasnik gibi böyle. C'si T'si H'i bir dip dibe. Ağzını... Mert. Oğlum Voskasniak'la nasıl ağzı açmıyorsun? Ya, ağız kapanmıyor. Evet. Voskasniak. Ya tamam kapanmıyor da onu mesela Viskisniak diye düşün. Yani anladın mı? Viskisniak gibiş olduk. Daha çok böyle dar harfler. Bakın sevgili dostlarım sesli harfler şöyle ayrılır. Kalın sesli harfler, ince sesli harfler. Genişler, darlar. Evet. Yani dişi kırılmış bir insanın ince ve dar sesli harfleri kullanması lazım. İyi gibi. Abi İlker. İyi, İyi gibi ikinci bir örnek vermem gerekirse E gibi. L gibi K gibi. Hocam. Senin aslında senin ben yani, evet ağzını niye açtım acaba? Dişini koruman gerekirmiş. Sen acaba yani biz de macırız. Macır gibi mengeni gibi açtın mı ağzını konuşurken? İlker falan mı yaptın? Çünkü normalde açmaman lazım ağzını. Evet ben de şu an şaşkınım valla. Ünlü harfleri duyduktan sonra şaşırdım. Ben sana bilimsel anlattım ya. Hanımlar beyler 0212 368 62 40 gıcık insan tipi kimdir? Nereden anlarız? Instagram Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız. Oradan da okuyacağız, telefon da alacağız. Bakalım. Sabahın köründe kalkıp arabasının etrafında bir tur atıp havadaki tozu düşmeden tutan adama gıcık denir. Nedir o? Arabası kıymetli. Yani tozu tutmak ne havada? Ne iniyor aşağıya? Ya yıkamış işte arabasını. Arabası toz gelmeden tutuyor. Tutuyor. Herhalde malı kıymetli. Eliyle mi tutuyor malı tozu? Malı kıymetli onun. Tozu o tabir ya. Öyle. Tabir o. Geçmişsin. Oraya tıkılmış. Ben yani. Neyle tutuyor ama? Şu an bir deyimi mi anlamaya çalıştım ben? Evet. Ya havadaki tozu tutmak diye bir deyim mi var? Acı patlıcanın kırağı niye çalmıyor? Anlat bana bunu. Arkadaş. Etekleri zil çalıyor da yani. Eteğin neresine zil koyabilirsin? Beni delirtmeyin ya. Alo. Abi ne haber? İyiyim sağ olun. Sen şöyle bir deyim duymuş muydun? Havadaki tozu tutmak. Yok ilk kez senden duydum. Oh çok şükür. Ben de vallahi ilk kez dinleyicimizden duydum rahatladım. Buyurun alalım. Kimdir gıcık insan tipi? Abi gıcık insan tipi illaki bir sürü var ama benim için şeydir. Biraz müzikle de ilgilendiğim için amatör olarak. Abi toplanalım bir şeyler çalalım falan. Biz de çaldığımız için böyle etrafımızda toplanırlar. Ama böyle hadi şu parçayı çal, bunu çal ama hani parçaya daha başlarsın en güzel yerine gelmez. Abi o değil de bunu çal, o değil de bunu çal. Kendi çalamayıp bir sürü parça isteyen arsız köpek diyorsun. Yani bir de şimdi son dönemde bu teknolojinin gelişmesiyle şeyler başladı. Eskiden anlattığım hani ben 40 yaşlarındayım, üniversite dönemi bunlarla başa çıkabiliyordum. Abi şunu biliyor musun? İlk bir de internetten dinletmeler başladı. Sen elinde enstrümanla bekliyorsun abi. Ulan ne kadar kötüymüş. Baba YouTube'a bak ne çalacağım bak. Sen böyle çalabiliyor musun? Hadi öptük hocam. Sevgiler, teşekkür ederiz. Sevgiler sana. Hadi bay bay. Ama bir şey diyeyim mi? Bu kültürü aşılayan tipler çıktı ya. Mesela böyle mekanlarda sesi güzel olmayıp aha, başka yerden böyle bir sansasyon yaratıp sadece şarkıların arka arkaya nakaratını söyleyen adamlar. Evet var. Biliyor musun? Var. 15 saniye bir şarkı dın 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 değişiyor başka bir şarkı. Bu böyle gitar çalan adamlar hakikaten bunun havası hiç bitmeyecek. Yani bir AC/DC bir böyle Metallica'ya gitarla giren adamın havası. Abi öyle bir örnek verdin ki. Geçen gün Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin'le aynı ortamdayım. Gece 2 böyle 2 gitar var. Ondan sonra. Birini Erol aldı birini ben aldım diyor. Ben böyle şakalarla böyle kızlı erkekli ortam şakalarla belli bir yere kadar geldim. Böyle beni dinliyorlar işte birkaç dinleyici çıktı aralarında böyle şakalar yapıyorum kahkaha geliyor sürekli. Sonra Murat Evgin aldı gitarı bir saniye dedi bir de beni susturdu bir saniye dedi. Ha girdi ACDC'nin introsunu girdi bir tane şarkının unuttum şimdi adını. Ondan sonra belalım. Bir daha
ağzımı açamadım. 1,5 saat sadece müzik ve şarkılar. MF'den girildi, oradan çıkıldı filan. Herkes söylüyor. Ha, tabii kendi sesi de güzel. Ortamda da bir sürü şarkıcı varmış, o anda gördük. Müzik çok etkili ya, her şey. Yani evet, yani müzik mizahı yeniyor. Ama adam sana ACDC ile falan vurmuş. Ya evet, biz de vururuz. Kendi parçasıyla vursa bence sen yine. Biz de vururuz biz koçum. Biz de bilseydik stand-up'ımızdan bir şeyler anlatırdık. Yani parayla sattığımız bilet kestiğimiz. Sen de Conan O'Brien'den bir şey anlatarak. Yani anlatabiliyor muyum? Çok yüksek girdi yani. Sen de Rammstein'dan. Gitarın tersiyle gömdü ve ağzımı açamadım. Sesim çıkmadı yani. Ondan sonra hep müzik ele aldı ortalığı ve atıyorum şarkıya eşlik ediyorum. Birlikte susuyorlar, detone kalıyorum. Onlar yapıldı bana. Yani bu bir tuzaklarına düştüm. Evet, o gün sen pek istenmemiş. Anladın mı yani? Hadi o söylesin. Çok zor bir yerde bana bıraktılar. O ortamdan nasıl çıkardın biliyor musun? Bir yan flütle aga. Ortamı ateşe vererek. Hiç beklenmez ya Mesut'dan. Bir yan flüt çalsaydı orada. Tabii. Ama yan flüt bir çok etkili bir enstrüman değil gibi. Arkadaşlar yani. Şimdi kurye ile fagotum geliyor diye bir şey desem. Bir 10 dakika beklerseniz. Şu koltuğun arkasındaki bana vereceğim mi diye. Bir tane şey vardı böyle. Adını bilmiyorum enstrümanın. Dinleyicilerimiz bilir. Üstüne oturuyorsun da sonra tık tık çalıyorsun. Flamenkocular gibi. Ha tamam, tahon. Kahon. Ne diyorsan o. Senin dediğini şu an tekrar ediyorum. Şimdi oturuyorsun. Ulan ben 120 kilo olduğum için alete oturdum. Hiçbir nota doğru düzgün çıkmıyor. Anladım. Bir de orada rezil olduk. Onun biraz payı olması lazım. Şimdi benim... Çok yere sürterse çıkmazsa sakın. Şimdi benim kulağım iyidir. Hadi dedim... Madem şaka yapamıyoruz, vurmalı olarak katılayım bu şarkılara. Biz de biliriz yani AC/DC, Metallica. Dın 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 çalacaktım. Oturdum. Yalnız onun sesi öyle değil dediler. Sen bir kalk dediler. Başkası oturdu, o çaldı. Bir de oradan yedik. Yani perişan oldum ya o gece Can. Gerçekten yani Bomonti taraflarındaydım. Bir de kahon bu diye başka bir şey getiriyorlar. O yalnız normal iskemli abi diye. Abi sen... Asır iskemli oturmuş. Abi sen tabureyi çalmaya çalışıyorsun şu anda. Yapma yani. Hadi gelelim birazdan. 18.24 ilk anonsun bu kadar kalabalığın yüzü hürmetine davetiye vermek istiyoruz. İlker yarın oyunun kaçta? Yarın akşam 20.38.30'da Kadıköy Bahane Kültür'de. İlker Gümüşoluk sahnede, 21.45'te de ben sahnedeyim. Arka arkaya. İkimize birden ortak bir davetiye vereceğiz. Tek yapmanız gereken son fotoğrafımızın altına şu anda ikinize de yazmanız. O kadar. İkinize de yazın, biz de seçelim. Ne güzel başladık. Gıcık insan tipi konuşmaya devam edeceğiz reklamlardan sonra. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Allah'ın cezası, girdik ağzında rulo katla. Ben mi? Ben yaptım ben galiba. Ya ben zaten hep yanlış kişiye bakarım ki öteki anlasın. Bu aslında bir ince moderatörlük. Aga biz bu ince moderatörlüğü almadığımız için kimse kendini geliştirme. Yani sen yapmışsın gibi sana söyleniyorum ki İlker desin ki bana olsa kim bilir nasıl. Çok güzel oldu gerçekten şu anda. Ama bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yeni radyo düzeninde ben hiçbir şey görmüyorum aga. Ne pot ne potans baksana. Evet. Ya ben o yüzden sıfır kontrol burada. Telefonumuz var. Bakalım kimmiş gıcık insan tipi. Alo. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldin hocam. Kimdir gıcık insan tipi? Ya gıcık insan tipi böyle grup içerisinde işte böyle sohbet muhabbet falan ederken böyle sürekli alfa gibi olan, işte sohbeti o kontrol edip de sürekli yandan böyle arada sana ilgi gösteriyormuş gibi, nasıl abi ortam değil mi, iyiyiz eğleniyoruz falan diyen adam böyle, ya iyiyiz işte sormana gerek yok diyeceğim tipte bir adam yani. Sürekli beni kontrol etme ya da muhabbeti sürekli sen açma, başkası da bir şeyler anlatsın o da konuşsun diyebileceğim adam. Sen de az gıcık değilsin ama. Sen de yani maşallah var. Fena değil. Eyvallah. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Hayırlı bir şeyse YouTube söyle. YouTube bir şey yasaklayacaksa arkadaşlar merhaba diye başlayan her şeyi yasaklasın lütfen. Sen gerçekten git bir antidepresan mı alacaksın? Artık ne bileyim bir parka mı gideceksin? Mesire yerine mi? Bu kadar sinirli olma oğlum. Hadi bay bay. Azıcık sakin ya. Ona sinirlen, buna gıcık ol. Lütfen. Şu an bana da söyleniyor. Hissediyorum. Mesela arkamdan şu an sallıyor. Kulağım çınlıyor. Ama kendi yıpranıyor. Onu söyleyeyim. Hepimiz böyle dönemler yaşadık. Şu anda nedense mesire yerine gitmek istedi canım Mesut. Mesire nedir? Yani? Mesire piknik alanı. Piknik alanı işte. Ha. Şey böyle. Mangal. Genelde işte Ömerli taraflarında falan olur. İstanbul civarında. Mesire. Hamak. Artık çok gidilmiyor ya galiba piknik alanına. En son ne zaman piknik yaptınız? Benim yıllar oldu. Yıllar evet, ama belli bir yaş aralığında, o bir de etrafındaki insanlarla alakalı. Atıyorum bir fabrikada çalışsan yine gidersin. Fabrikaların etkinlikleri mi oluyor? Etkinlikleri var. Hadi tabii. Piknik. Evet yani yazları hep böyle
bir iki giderler. İki tane fabrikası varmış gibi konuşuyor. Fabrika karşılar. Bizim çalışanlar daha iyi çalışsın diye. Anladın mı? Pikniğe gönderiyor. Yani maaş bir yapmıyoruz. Bir piknikle motivasyonu nasıl yükseltiriz? Maaş yapmıyoruz. Tavukla köfte yediriyoruz. Öyle yani, bizim fabrikalarda biraz böyle. Yapılacak iş kendi iş oldu mu? İş yapılana kadar 50 kere arayan, mesaj atan, sürekli taciz eden insandır demiş. Bak o gıcık, evet, çok gıcık o. Evet, bir de böyle borç meselesinde var bu. Şimdi mesela borç istiyorum İlker'den. Diyorum ki bana 10 bin lira lazım. Tamam diyor. Sonra İlker bu borç isteme işini nadasa bırakıyor. Bir daha sorayım istiyor. Anladın mı? Ama öyledir. Şimdi işte bu, ben de yapıyorum bunu. Belki vazgeçmiştir diye. Evet, bunu verecek olan adamın böyle bir zamana yayması diye bir şey var. Bir kere daha aslında vereceğim demiş. Tarih konuşuyor. O diyelim biraz ki, işte işin bir hata yapmış demiş. Ya, diyelim ki salı günü vereceğim demiş. Salı günü hiç ses etmiyor verecek olan. Alacak olan da etmiyor. Çarşamba günü alacak olan niye etmiyor? Hadi diyelim o da bir daha söylemek istemiyor. O da niyetten işkilleniyor. Evet, niyetten işkilleniyor. Çekiniyor filan. Hmm. Çarşamba günü ama sabah alacak olan hemen yazıyor. Telefon durmuyor çarşamba abi sabah. Abi ne yaptın diyor. Abi ne yaptın? Günaydın. Nasılsın? Konuya giriyor. Ama borç vermek bir risktir ya. O yüzden ya beni de hep tedirgin eder. Vereceksen ver, vermeyeceksen verme. Benim öyle eniştem vardı. Hep şey yapar. Hibe eder. Ha, öyle mi? Tabii, zaten hibe etmen lazım. Ya. Yani ama böyle şey diyor. Mesela ne diyordu? 5000 liraya kadar diyor. İstesinler vereyim ama bir daha da hani şey yapmasın diyor. Ha, anladım. Bir kere yani. Getirmesin o parayı bana diyor. Umurumda değil diyor. Aferin. O kadar değil canım. Vallahi ya öyle bir eniştem vardı. O zaman biz 5 kişi toplayalım. 5000'den 25 bin alalım çıkalım. İyi oğlum, sana niye versin? Tanrı adama gibi. Oğlum iyice el alemede. Şey izlemedik oğlum. Enişte dedik. Ona göre sen el alemsin abi. Ama senin adınla giderim ben ona. Ama yine de yani adamı iyice. İlker'den radyoda duyduk diye. Adamı alık yerine koyup. Durumu var mı eniştenin? Müteahhit. Öyle mi? Oo, onlar öyle işte. O mesela çok... Nerede yamuk yol var, bina diker. Öyle biri müteahhit. Çok ısrar etsen daire verir. Evet evet. Bırak 5000'i. Ya benim bir arkadaşımın babası şöyle bir şey yapmış, ben inanamadım. Zamanında bunun bir arabası varmış, çok iyi bir araba. Arkadaş çok isteyince vermiş. La senin olsun demiş. Ve şu an onların arabası yok. Nasıl ya? Vallahi. Vallahi. Babasını öve öve bitiriyor. Böyle bir adam benim babam diye. Aa, bizim Cihan Talay da öyle. Bisiklet vermiş geçen bir arkadaşa. Oğlu sana verdi. Ha işte bisiklet vermiş. İstedi verdim. Ama abi yani kendi bisikletin yoksa verme. İşte biraz... Arabayı vermiş şu an, ailecek toplu taşımadan inmiyorlar. Yani bir, çok büyük bir şey vermek. Ama aslında onun temelli vermemişti o. Tamam. Hatta dedi ki hani ben bisikletle geldim, bu burada kalsın mı dedi. Oğuzhan da tamam dedi, kalsın. Ben dedi akşam eve gideyim mi onunla dedi. Eve gitti bisikletle, getirmeyi unuttum dedi. Ondan sonra Cihan dedi tamam ya zaten bu hafta kullanmayacağım, sen kullan dedi. Oğuzhan onu kullanmaya başladı. Kaldı. Ya bir de şey yapıyor Oğuzhan, çaktırmadan yani. Getirmeyi unuttum, şunu yaptım, bunu yaptım. En son dedi Cihan da al senin olsun, tamam ya bisiklet falan. Ha, bu mesela işte Oğuz, şimdi dinleyicilerimiz tam isim olarak bilmezler ya. A kişisinin sinsi ha getireceğim abi, ha getireceğim abi. O biraz şeydir. Şimdi borç aldığın zaman da mesela atıyorum senden ben aldım 500 lira. Hı hı. Borç o kadar zaman geçiyor ki verememişim. Sonra param olmasına rağmen utancımdan veremiyorum. Bunun bir süresi var. Evet evet. Yani anladın mı? O konu açılsın istemiyorum. Ya bir yıl içinde ödeyeceğim demişsin. 3. yılda. 3 sene olmuş mesela. Sen desen ki ooo 500 mi kaldı diye bir laf etsen çok da incineceğim. Seni de çok seviyorum. Param da var. Ödeyemiyorum ya. Allah Allah. Bir de borcunu minik minik ödeyip değersizleştiren var. Ha evet. Ben sana vermişim 5000 lira, tamam mı? Hani bir anda gelse güzel para. 300 getiriyor, 800, 200 getiriyor, 700. 600 getiriyor. Hiçbirine bir işe yaramıyor. Ama o rahatlıyor bayağı değil mi? O tabii rahatlıyor. Ona göre 3800 kaldı, 3600 kaldı diye iniyor ama. O bir de şey de yapıyor yani. Ajitasyonda devam ediyor 800'ü verirken. Bu ayda kirayı vermeyiz diye, nedir yani? Anladın mı? Bu ayda telefonum bir kapalı olur. Bir de vicdan yaptırıyor. Ha, telefonum kapalı olur. Nedir abi? Benim zaten kaç kişi arıyor ki yani? Allah sen al da senden o kadar para aldık. Boru değil. Bir telefon daha var. Bakalım kim? Alo. Alo. Hoş geldin. Bulduk, iyi akşamlar. Buyursunlar. Kimdir gıcık insan tipi? Seninle konuşmaya başlamadan lafa yanlış anlama ama diye başlayıp böyle seni gömmek için yeterli ortamı hazırlayıp ondan sonra senin hakkında eleştirilerini sunan insandır. Böyle bir şey de diyemez. Baştan onu söylemiş, karşıda çıkamamışsındır. Evet, yanlış anlama ama deyip eleştirilmek epey fena. Hiç kimse çünkü eleştirilmek istemiyor. Değil mi? Herkes yaptığın en doğru olduğunu düşünüyor. Kimse biraz abi eleştirenle de alakalı ya. Ya evet. Karşında da yani öyle hiç saygı duyamayacağın işle alakalı bir insan varsa ve eleştiriyorsa orada kükreyesin geliyor. Çok güzel cevap gelmiş. Sana gelmek istiyorum ama ben kediden korkarım diyen insan gıcıktır.
korkuyorlar falan anlamıyorum ben. Korkuyorsan gelme diyormuş kız. Bizde de var aynı durum şimdi. Korkacaksan gelme diyor. Kediden korkan var. Ha, o şeye getiriyor işte, kediyi arka odaya kapatabilir miyiz? Odaya kapattırmak. Sizin... O çok kötü bir şey ya. Tabii. Kedi ya zaten yani etkinlik neredeyse orada olmak isteyen. ama herhalde aga. Parti seviyor kedi. İnsan seviyor yani. Evet. Değil mi? Sırnaşmak istiyor. Bütün hatlarımızın aynı anda yandığı bir yayındayız. Alo. Alo. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Buyursunlar. Kimdir gıcık insan tipi? Gıcık insan tipi şudur. Herhangi bir konuda konuşurken ben netim, ben dürüstüm, ben insanın yüzüne söylerim, ben doğrucuyum deyip de her türlü çirkinliği yapan insandır. Yaşa, dün akşam da konuşmuştuk yayın sonuna doğru, öptük hocam. Doğru yani. Dobrayım deyip. Ben dobrayım deyip deliyim ben. Aklıma geleni söylerim ben deyip her şeyi hak gören insan. O deliliğe sığınma diye bir şey var ya. Yani. Var ne güzel, var. Değil mi? Tabii. Yaptığın çok ayıp aga diye bir çıkış yapıyor. Sonra duruluyor, ben deliyim diyor böyle, beni biliyorsun. Oldu. Aynen, sen delisin de biz neyiz benim yani? Raporum var diye yürütüyor olaydı. Yani niye çıkışıyorsun o zaman bana? Deliysen... Bana askerde bile karışmadılar diye. Bana babam vurmadı. Bir kere nöbet tutmadım ben, deliyim diye. Sen ne diyorsun? Allah Allah. Bakalım sevgili dinleyiciler, sizden gelen cevaplara. Gıcık insan arabasına arkadan küçücük dokundurmadan hemen aşağı inip yaygara koparandır demiş. Şimdi burada küçük dokunduran da bir ne yaptık ki sanki kafasında, ama yani araba bu yani. Tabii. Değil mi? Vurup kaçmak kötü oluyor ya. Kötü. Malınız kıymetli mi şoförken? Benim kıymetlidir. Araban kıymetli mi yani? Zar zor almışım. Benim onu. Her şeyim kıymetli abi. Yani araba, defter, kalem, silgi. Ama sen eşinden de sakınıyorsun. Her şeyden. Tabii. Sen herkesten. Anandan, babandan, tabii. Bizden, eşinden. Sakınma değil o, koruma. O şeyi koruyor. Galiba bana bu huy babamdan geçti. Çünkü kötü huy oğlum. Babamın benim. Bir arabası vardı. Arabayı o kadar çok şey yapıyordu ki, denetliyordu ki. Bana şöyle görev veriyordu. Mahallede maç var. İlker, bu arabaya top gelmeyecek diye. Baya millet top oynarken ben arabayı koruyordum yani. Öyle bir çocukluk var bende bir yıl kadar. Çay içilen bir ortamda çay kaşığını bardaktan seremoniyle çıkarıp gevşek gevşek ya ben çaya şeker atmıyorum diye konuşmaya başlayıp sanki çayı bulmuş gibi bilmiş konuşandır demiş. Evet, bu bir süre çok konuşulmuş. Evet, bu şeker atmamanın havası bitsin. Asıl tadını şekersiz içince anlayacaksın. Evet, bir de onun goy goyu bitmiyor yani. Bitmiyor yani. Ben sırf o yüzden 3 ay şekersiz içtim, çayı bıraktım. Bu şeker 3 beyazdan daha tehlikeli. Birçok ülkede. Endonezya. Bir de örnekler veriyor böyle. Gerçek mi değil mi anlamadın. Fransa'da masaya koymuyorlar. Tuvalete gidip Google'a bakıyorsun. Tuvalete gidip Google'a bakıyorsun yani. Doğru mu değil mi yani. İşte. Fransa'da masaya şeker konur mu enter. Sonra da markayı övüyorlar deli gibi. Ne o? O şeker kamışından yapıyormuş. Evet, yani az sonra geleceğiz. 18.43 Rabarba devam ediyor. Gıcık insan tipi kimdir? Bu akşamın sorusu sevgili dinleyenler. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Evet. Geri geldik. 18.51 yayın saatimiz sevgili dinleyiciler. Kısa bir anons için karşınızdayız. Gıcık insan tipi kimdir? Nereden anlarız? Bu akşamın sorusu. Evine misafirliğe gelirken yanında terlik getirendir demiş. Bizim terliklerimiz mikroplu mu diye de sormuş. Bu bir adettir ama ya. Anneler falan güne giderken ayakkabılarını terliklerini götürürler. İki anlam var ha. İşte orada iki anlam var. Onlar da yoksa zora düşmesinler diye. Ama bence bu çok düşük ihtimal. Evet, bir hijyen de, yani asıl evet, sebep. Sağlık da var. İşte ayak şey hastalık geçmesin diye. Terlikten geçer. Niye geçmesin? ama çorap var. Geçer. Ayakkabı giyer misin? Bir tane baba terliği var ya, deri, biliyor musunuz? Evet, tamam. Ya, üstü dikişli. Ondan her şey geçer bence. Geçer. O bir de hapsediyor. Evet, baya böyle hani artık bütünleşiyor ayağında o yani. Biri gelsin de ayağını çürüteyim diye bekliyor. Patik bitti ya. Tabii patik bitti patik. Biter mi ya? Yani bizim evde var mı? Aha, yani keşke, şimdi ben hep aynı şeyi söylerim. Patik dediğin şu örgü çoraplar mı? Yo böyle. Patik ya baya. Patik, bildiğimiz patik. Anneanneler ayağa giyer falan, tamam. Yani böyle bir moda gurusu birkaç isme. Ece Süken olsun. Ondan sonra böyle bildiğimiz... Ne güzel giyiniyor dediğimiz birkaç isim. Yukarı Narlı Köyü Ece Sükan'a başvuruda bulunup. Hayır yani böyle bir marka bile oluşturulabilir. Şu an aslında çok bakir bir alan. Yani global anlamda dünyaca ünlü bir patik markası olabilirsin yani. Şey olur mesela PATIC falan hani patik. İşte şey. Öyle marka oluyor ya. Ha, evet. Patikçi, Cihi falan. Ellen DeGeneres sunduğu zaman Oscar'ı pizza söylediler. Tıkır tıkır hepsi pizza yedi. Şimdi bu
Ne oldu? Hepimiz dedik ki Brad Pitt de pizza yiyormuş. O da bizdenmiş dedi. Selfie çektiler. 10 kişi girdiler. Hepsi kafasını Julia Roberts yavrum kafasını sokmaya çalıştı şeye. Ben de çıkayım diye. Ya tabii canım. Ne tipler vardı arada? O da bir girmeye Julia'ya çalıştı. Julia'ya bırakırlar mı ortamı? Ne yılanlar var Hollywood'da. İşte aynı Alan DeGeneres'e basacağım parayı. Kaç para istiyorsun? 100 bin dolar. Al abi Alan. Ama patik teknolojiyle bitti. Yerden ay ısıtma diye bir şey çıktı. Patiğe gerek kalmadı ki. Ya rica ederim. Yani şu senin dediğinle. O çorap metalliği de bitirir. Ayakkabıyı da bitirir. Ne diyorsun? Sanki bütün şeyler yerden mi ısıtmalı? Evler. Yeniler hep öyle. Mümkün değil ya. Nasıl değil ya? Ulan yerden ısıtmalı. Arkadaşlar bakın. 18.55 itibariyle evinde yerden ısıtma var mı yok mu? İlk 20 cevabı dikkate alacağız. Instagram'a yazar mısınız? 20'de 20 yok diyorum. Olmayanlar bana özelden yazsın uygun fiyata. Ya bak gerçekten kimde var sizde var mı? Bizde var. Yerden ısıtma. Evet. Ben geldim oğlum sen nerede var yerden ısıtma? Yazın geldi. Patiyi vermedin bana buna yani. Sen bana demedin mi üşürsün al şu battaniye ayağına sar. Hayır ya bizim kalorifer boruları alttan geçiyor ısıtıyor işte yeri. Bu mu yani yerden ısıtma dedi? Gerçeği bu değil de bizimki yerden ısıtıyor ama. Ya tamam ama yerden ısıtmalı dediğim bu değil. Sizinki yerden ısıtmalı mı? Kalorifer normal bir şey. Tamam. Yani eteklerden ısınıyoruz. Yerden ısıtmalı ev 5 tane falandır ya. Bir de şöyle nasıl evler beş var. Nasıl 5 tane ya? Patikten nereye geldik? Şanslı acaba? Evler var. Ben bir ara öyle bir evde kaldım Kazancı Yokuşu'nda. Hemen altım taş ocaktı. Bir doğru lahmacuncunun bir üst katıydım ben. Ama yazın da öyle. Emlakçı bana şey demişti. Sen kışın bir şey yakma. Evin her türlü ısınır dedi. Ve adam şöyle bir akıl verdi. Eğer dedi hani çok soğuk olursa ara bir numaradan sipariş ver dedi. Bayağı ya adam bana şey yani dolandırıcılık yolu öğretti. Ama çok sipariş iyi. Ver onun lahmacunu da kapat dedi. Onlar ama yerden ısıtma böyle bir şey değil yani. Değil. Bir alt katında lahmacuncun fırın üstüne. Kaç tane bu, bulacağız yani lahmacuncu? Hiç fark etmez. Patiyi giymezsin. Yer sıcaksa bak, giymezsin. Yok var yok var yok yok var yok yok var. Var yok iyi lan yok var yok. Valla var fena değilmiş. Yok he. Yok var yok var yok. O kadar. Böylece yani varlar işte zaten. Kentsel dönüşümle bina yenileyen. Gerçi evet muhtemelen yoklar da şey. 25 yıllık binada oturuyor. Muhtemelen oturalım. Evleri satın alınmış, bunlara daire verilmiş. Evet. Öyle kimse de yok yani. Hayır, İstanbul'da çok yeni geliyor galiba ama böyle İzmir gibi yerlerde yeni binalar hep alttan ısıtmalı, yerden ısıtmalı. Ya çok komik bir şey gördüm de. Şimdi bizim sokakta çok fazla kentsel dönüşüm oldu tamam mı? Aha. İki tane bina sıfırdan yapıldı. O binaya ilk taşınan bir adam var biliyor musun? Evet. Daha tuğlalar, kumlar duruyor da. Perdesi de yok. Baya bütün gün işçileri izliyor ama çayını koyuyor, gazetesini okuyor. Sürekli bütün sokak o adamı izliyoruz ya. Ne almış? Mesela babam da öyle hani bu eve ilk taşınan bizdik. Baya böyle kum mum var yerde. Bir işler devam ediyor. Bahçeyi yapıyorlar. Biz taşındık. Her gün böyle bir yerlerden giriyoruz. Ayakları ıslanıyor falan. Eve çıkıyorduk. Nerede de taktırmıyorlar. Çok hadi saçma. Hadi gelelim birazdan. Ayrılmayınız. Az sonra Rabarba devam edecek sevgili dinleyiciler. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Geri geldik. Randıvanlı bir Rabarba'nın ikinci saatindeyiz. Hanımlar beyler. Akşamın sorusu çok belli. O da şu. Acaba gıcık insan tipi kimdir? Nereden anlarız? 0212 368 62 40 telefon numaramız. Aynı zamanda da Instagram'dan Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yiyebilirsiniz. Oradan da okuyacağız. Bir dinleyicimiz demiş ki Uygar, uzun yıllar dinleyicimiz. Abi gayrimenkul işindeyim. Aşağı yukarı demiş günde 30 konut görüyorum. Alttan ısıtma oranı %8'dir. Kimse kimseyi kandırmasın, hayal satmayalım demiş. Alttan ısıtmalı. Ama genelde emlakçılar da hayal satar ya. Tabii alt. Desen ama hayal satıyorum. Yani İstanbul'da 4 tane evde deniz manzaralı diye girdim. Öndeki parkı deniz sanıyordu yani. Evet yani ben mesela bir ara yükseldim. İşlerim müşterim iyi gidiyordu. Evim de benim epey standartım düşüktür yani İlker bilir. Evin çok güzel. Yok be abi. Ben böyle güzel bir eve çıkayım istedim tamam mı? Güzeldi ya bahçeli mahçeli. Bahçesi büyütmek, olsun dedim. Teras. Ya da dedim deniz manzaralı olsun teras. Gerçekten mesela buldum deniz manzaralı olan yer ama banyosu berbat. Ondan bir oda böyle mutfak hakikaten buzdolabı soğutmuyor. İyice abartıyor. O senden kaynaklanıyor. Yani duvarları silik kokuyor ya böyle bir ev. Hayır. Yani İstanbul'da manzara falan istiyorsan bazı yerlerden kısıyorsun. Öyle. Yani 3'e 3.5'a kadar böyle bir aylık kiraya hadi dedim çıkayım 3.5 4'e bulunmuyor. Dolarla mesela benim istediğim evler. Diyor ki 1700 dolar aylık. Benim babam şu an annemin oturduğu evi aldığında gerçekten bütün denizi görüyordu Maltepe sahilini falan.
Ve o zaman müteahhit şey demişti. Abi sizin önünüz kapanmaz dedi. Bir yıl sonra adam önümüze 3 tane daire dikti. Kapanmaz diyen adam 3 tane daire dikti ya. Ve sonra baba var ev demiş ki istersen sana o dairelerden birini satabilirim. Hadi be. Adamın böyle bir stratejisi var. Hep arkada kalanı alıp öne çekmeye çalışıyor. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldin şekerim, ne haber? Hoş bulduk, teşekkürler, siz? Gayet iyiyiz. Buyursunlar, kimdir gıcık insan tipi? Metro yürüyen merdivenlerinde solda beklediği yetmiyormuş gibi bir de geçmeye çalışırken yürüyeceksen yürüyen merdivene niye bindin diyen kişidir. Süper. Ne haklı. Evet. Diyen kişi haklı. Bunu diyen haklı. Nasıl haklı? Bilader. Hiç gülmeyin. Şu an bu kahkahalar beni zedelemez. Göğsüme çarpar geri iner. Bakın. Yürüyen merdivenlerin sağında durulur, solundan yürünür diye bir şey yok. Nasıl yok? Yazıyor ama. Bir dakika. Nerede yazıyor? Orada bayağı yazıyor. O belli bir iki tane iş güzel yazmış. Ben onu kabuk yazmış oraya. Ya onu kim yazdı? Bak fosforlu kalemle mi yazmışlar? Grafitiyle duvara yazmışlar, öyle olmuyor. Tükenmez kalemle mi yazmış? Bir bak ona. Yani şuna bir kere artık alışın. Yürüyen merdiven benim de yürüyen merdivenim. Ve yürüyen merdivende durulur. E sağda dur. Solda da duracağım. Yani ben dururum, istediğim yerde dururum. Sizler böyle bir kalabalıksınız diye haklısınız zannediyorsunuz. Hayır, acelemiz var bizim. Nereye yetişiyorsun? İşim... O zaman normal ayağına güven. Çık merdivenden, normal çık. Ama o ikiye katlıyor senin hızını. O senin çarpı iki, senin kafanda o. Yukarı çıkan değil de normal bir de hani düz zeminde yürür gibi hızlı giden var ya. Şekerim, sen ne iş yapıyorsun? Ben karakter... 3D karakter animasyonuyla ilgileniyorum bir süredir. Yani henüz tam işim sayılmaz ama. Havalı ha. Mezuniyet nereden? İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon. Ha. Her cümle ayrı bir karizma. Gittin mi şeye, aile arasında filmine? Aile arasında gitmedim. Son gittiğim iki Türk filmi Yol Ayrımıyla Aile'ydi. Sonra bir daha gitmedim. Siz STV'ciler azıcık Türk filmlerine burun bükersiniz, doğru mu? Yok yani iyi film olduktan sonra. Sen değil de arkadaşlarım, mesela sınıf arkadaşlarım. Biraz böyle meh mehsinizdir. Ama ikisi de Türk filmi gitti. Tamam abi, bu evet, son ikisiymiş. Beğendin mi Aile'yi? Evet, ikisini de beğendim. Yol Ayrımı'nın nesini beğendin ya? Oo. Yol Ayrımı bence çok çok iyi bir filmdi. Yol yani. Ayrımı efsane diyorlar ya. Yani Yol Ayrımı ile Aile'yi izledikten sonra ikisini de çok ard arda izledim sayılır. Hani... kendi sinemamıza umutla baktım diyebilirim. Yo, arkadaş, Yol Ayrımı neyin efsaneymiş? Nesinin oyunculukları, tabii ki Şener Şen iyi oynamış diyecek halimiz yok. Çarpılırız da yani. Neymiş efsanesi Yol Ayrımı'nın? Biz mi görmedik? Yani ben izlemedim. İzledikten sonra konuşurum. Bence ama eminim iyi olmuş. Şimdi burada anlatmam çok mantıklı olmaz ama isterseniz mail atayım ya da mail mi atacağım? Allah Allah. Mesut Bey. Dinleyiciler de CC'ye koy. Merak eden onlar şimdi. Mesut Bey, siz şimdi sade vatandaş halinizle aklınız basmaz, ermez. Ben size, ben burada kamera açıları falan değil benim dediğim. Hiç... Yok estağfurullah. Onunla alakalı hiçbir şey söylemedim. Ben gayet konusuyla, senaryosuyla, bence çok küçük bir senaryosu var. Yani şey değil, oyunculukları zaten iyiydi ama onun dışında da senaryosu çok çok küçülüydü. Ama hani bütün yayını şimdi bunu anlatarak geçirmeyeyim çünkü zaten kapatırsınız sonra. Yok, kapatmam kapatmam, merak etme, şu anda öyle bir rodeo durumu yok. Biz bizeyiz, konuşuyoruz. Ben Şener Şen'e azıcık kırgınım. 20 neden? Senedir kendisini bizden bu kadar sakındığı için. Başka yönetmenlerle de çalışma ortamı yaratmadığı için. Çünkü bu seviyede, bu kadar kıymetli bir adamın biz yani daha çok filmini izliyoruz. Galiba Yavuz Turgul'a toplu borcu var. Belki de adama çok fazla hep aynı tip, mesela çok uzun süre sadece komedi oyuncusu gibi görülüp hep belki o tarz teklifler gittiği için... Yani belki de Yavuz Turgul sadece bunun için motive ediyordur. Bir de o kadar çok oyuncu var ki hep bir kişiyi görmektense hani bir kişiye acıkmak daha güzeldir. Peki, öpüyorum. Hiç katılmıyorum hiçbirinize ya. Ya hiç, sürekli adam şey gibi olamaz ki. Şener Şen bir efsane. Keşke yani Tosun Paşa'da bırakacak. Şener Şen beyaz şov gibi bir talk show başlayaydı keşke. Her perşembe Şener Show. Şimdi onlar da oldu ya, mesela Kadir İnanır keçiyle bir reklamda oynadı ya. Tamam. Hani böyle şey oluyor ani. Ya tamam. Şok yaşatan olaylar oldu bir yani Türk halkına.
şey neydi? Ağır o? Abi ağır abi ağır ve abi. Bir yapıyordu değil evet. mi keçi yanında kalıyor. Hı-hı. Beni rahatsız etmedi ya. Her şey yapılır. Bu show business bizdeyse. Olmasaydı iyiydi dedik ya. Ya bizdeyse bizde hep böyle de yani. Show business pek Türkiye'de oturmadı be abi. Oturmuyor işte. Hala yani. Kafanda kurduğun bir şey var ya o şekilde yürüsün Amerika'da ve gitsin istiyorsun. Amerika'da tüm büyük oyuncuların öyle saçma sapan denemeleri oluyor ve seviyor sevmiyor ama sonuçta o bir şey kaybettirmiyor ondan. Biz çok bağ kuruyoruz oyuncuyla. Ama bunlar Yeşilçam'dan gelme oyuncular. Yani işte. Bu kadar ayak uyduramaz. Kadir İnanır'a aşkla bağlı bir sürü kadın var abi. Var. Değil mi? Yani onun durumu başkaydı. Ben Kadir abiyle Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akın. Röportaj yaptım bir kere. Müthiş bir aurası var. Ne zaman yaptın ya? Öğrenciyken Eskişehir'de. Bizim radyoya gelmiş, üniversite radyosuna. Bir tane Meltem Cumbul'la yaptım. O çok komik. Meltem Cumbul'la röportaj yaptım 22 dakika. Basmamışım rekorda. Bir geldim, kayıt mayıt yok. Sen ses kaydı alıyorsun. Ses kaydı. Radyo ya yine ses kaydı yani. Aldım mikrofonu, ses kaydına basmamışım. Ne yapayım? 22 ama ne güzel de konuştu yani. Sonra geri gittim dedim ben basmamışım. Şimdi kız da tatlı bir kız yani. Öğrenci kırmak istemiyor, kalbini kırmak istemiyor. Birazdan dedi bize üniversitenin televizyonu vardı. Onlara da röportaj vereceğim. O ara rekorda bas dedi. Normal televizyona yaptığı röportajın aynısını 6 dakika kaydedip öyle getirdim ben diye. Müthiş canım sıkılmıştı abi. Ulan bas şuna ya. Tek bir tane işim var bu bas şuna ya. Allah Allah rekord ya. Biz de Altan Erkekli'yle şöyle bir şey yaşadık. Eşim bir ara bir firmada çalışıyordu. Ve bir ünlüyle röportaj yapılması gerekiyor. Ama mutfakla alakalı sorular sorulacak tamamen. Ben de Altan Erkekli'ye telefonda anlattım durumu. Altan abi anlamamış. Evet sinema konuşacağız sanıyor. Biz bayağı oturuyoruz karşılıklı. Ben sürekli konuyu yemeğe getiriyorum falan. Şeydi niye yemek konuşuyoruz dedi. Ben işte zeytin nereden geliyor? Mutfak malzemesini nereden alıyorsunuz falan. Zeytin niye soruyorsun bana bunu dedi. Dedim abi hani bu şey mutfakla alakalı bir röportaj falan. Adam o kadar sinirlendi ki. Vallahi. Bakalım sizden gelen cevaplara. Bu arada duran yürüyen merdiveni de konuşalım. Bugün Can'la konuştuk. İyice bir kendini kötü hissettiriyor değil mi sana? Duran yürüyen dediğin? Yani yürüyen merdiven çalışmıyor. Bozuk. Yukarı, çalışmıyor. Onun bir tuşu var abi altta basıyorsun. Ya yok o tuşu. O durduran tuşu. Onu parmakla durduruyorlar gıcıklar. Biz hep bas. Şimdi o duruyor ya mesela. Şey gibi hissediyorsun kendini. Daha fazla efor sarf ediyormuşsun gibi hissediyorsun. Evet. Yürümek için. Sanki senden gidiyormuş gibi. Böyle ayağın zor kalkıyor bacağın yerden filan. Normal yolu tercih et. Bir de galiba o normal basamaktan daha büyük bir basamak abi. Evet. Tabii. Bir o de da yoruyor yani. Kandırılmış gibi hissediyorsun kendini. Bu yola soktular ve beni ne hale soktular. Sen gibi. Tam inince çalıştırıyorlar ya. Evet. Tırmanmışsın dağ gibi yeri. Yanda normal yürüyen insanı çalışan yürüyen merdivenini çok hızlı yanından geçiyor ya. Çok güzel hissiyat o. Evet. Yani ya kere anguta bak diyor. Zzzz diye geçiyor yanından. Ulan ya. Bahsettiğin şey hani yukarı çıkmayan değil mi? Metroda falan var ya düz yolda. Düz yolda orada da. Koşarsan var ya uf. Ha tabii. Bir uçuyorsun. Bayağı gidiyorsun. Sağına yani. Soluna bak inanılmaz. Yanında böyle tablolar var şeyde. Duvarda oradan görüyorsun. Hızlı tren gibisin ya. Dünya rekorunu kırıyorsun. Ne kadar hızlı olduğunu. Bakalım sevgili dinleyiciler. Bu kahve zincirlerinin bardağıyla sabahtan akşama kadar AVM'de gezen insandır. Hatta giderken eve de götürendir demiş. Bu elinde kahveyle gezmek bir kere çalışan insanın artık bir görseli yani. Buna itiraz edemeyiz. O şeyi söylüyor galiba ama take away bardağı değil de hani alıyorlar ya o markalar böyle güzel bardak satıyor. O markaların bardakları. Öyle mi? Aha. Ha. Sabah işe giderken kahvesini hani ben sen götürüyor. Gibi değilim. Ben aldım parayı verdim gibilerini. Öbürünü take away bardağı mı deniyor? Evet karton işte take away bardağı. Take away. İyiymiş lan. Al da götür. Take away. Al uzağa git. Bizde ama TKV oturmadı daha. Yurt dışında evet. Falan onun fiyatı da farklı ya. Götüreceksen daha ucuz tabii. Oturacaksan falan. Bizde aynı. Bu böyle denediler olmadı ya. Bu mesela mısır yedik ya mesela hızlıca kartonda. Bardak mısır. Ha, bardak mısır. Bu bir ara bir çorba denendi. Bir gazladılar çorba. Bardak çorba. Bir çiğ köfte tuttu. Olmadı. Makarna bir yaptılar bir şeyler. Hemen böyle açlıyorsun fıt fıt yiyorsun ayak üstü. O da tam olmadı. Pilavcı tutuyor. Çiğ köfte de tuttu. Tuttu mu? Tabii benim küçüklüğümde bir tane çiğ köfteci vardı. Abi tutanlar TKV değil arkadaşlar. Çiğ köfteci pilavcı oturup yiyorsun ya. Tuttu diyorsunuz da konu başka. Tamam konu başka. Evet, TKV'de tutan bir şey istiyorum. TKV'de tutan kahve üçüncü nesil. TKV'de mesela kuru fasulye tutar mı? Şey tuttu. Soğuk yoğurt dondurulmuş yoğurt acayip tuttu. Ne ara tuttu bilavcı? Ben hiç ilk defa duydum şu an. Ney? Soğuk yoğurt neymiş? Ben duydum bir iki kere denedim ama. Adam soğuk yoğurt neymiş?
diyor o kadar ya. Ben nasıl anlatayım bu saatten sonra? Üstüne, önüne, üstüne böyle işte şeyleri var. Abi dondurulmuş ya orada. Meyve parçaları, çikolata, ha, karamel. Meyve, çikolata. Böyle şey waffle'ın dondurma üstü gibisini düşün yani. Yok. Öyle şey düşünme de. Beşiktaş'ta bir yerde var mı ya? Çoğu yerde var. Böyle marka var hatta ünlü AVM'lerde. Gerçek tuttun mu yani? Belki de nasıl markasını ya, biliyorsun. Dondurulmuş yoğurt tuttum. Bu işin manyakları var tuttu. Ne arkadaşlar demek? Tamam. Allah dondurulmuş yoğurt tuttum. Frozen yoğurt. Tamam. Frozen yoğurt. Smoothie mi? Sever misin? Sevmez misin? Dur. İlk 50 cevabı dikkate alacağız. Son fotoğrafımızın altına yazar mısınız? Ben yani hiç böyle de yani sen ne özenti oldun ya? 32 yaşına geldin oğlum artık. Onu ben de yoğurt ya. Ya. Daha ne kadar bizden olabilir? Yoğurt yani. Ama yoğurt sevmek suç mu? Dondurulmuş yoğurdun üstüne böyle çikolata koyacaklar. Zaten o kısım güzel. Kimse dondurulmuş yoğurt da değil. Onun üzerine gelen çilek kivi de. Arkadaşlar frozen yoğurt seviyor musun sevmiyor musun? İlk 50 cevabı dikkate alacağız. 30'u takıyordur. Yok bakın yok abi böyle bir şey. Dondurulmuş yoğurdu ilk kez duydum. Ben bak, de ilk kez. İlk iki cevap. Sen bence yanlış bir şeyle karıştırıyorsun. Hayır canım. Dondurulmuş yoğurt. Tamam 50 cevap dedik. Tabii İki de niye bitti? Şu şey arkadaş bunlar. Şu şey mi yapıyorlar? Böyle ıspatulayla yapıyorlar ya. Yok o şey Tayland dondurması mı? Tayvan dondurması mı ne? Dediğin şeyi biliyorum böyle. Ha, o da güzel. Buzlu bir zeminde yapıyorlar. Geliyor. Evet. Bakın geliyor arkadaşlar. Ne geliyor? En iyi meyveli yoğurt sarımsaklı yoğurttur. Geçtik. Harika bence. Hiç almadım. Yemedim yemem. Frozen sevmem yemem. Bayılırım sevmek ne demek? O ne ya? Kaymaklı oluyor mu? Yemedik ki sevelim. Bayılırım. Dalga geçenlerde tapanlar. İlk kez duydum. Severim mükemmel. Olsa severdim. Hayır. Böyle cevaplar var şu anda. Genelde olumsuz. Yani kafalar karışık duyulmamış gerçekten. Sen İlter'cim Sırça Köşkü'nden in artık. Ben Sırça Köşkü'ne bu sektöre girmek istiyorum. Valla. Bunun reklamını da yaptım. Bence iyi yürür. Oğlum sen var ya Instagram'a falan da senin coşuk. Keşke bir yer açsam. Valla Frozen yoğurtçu. Şu yayından sonra yoğurtçu olsam ne komik olur abi. Her şey bir anketle başladı diye. Zincirleri olmuş. Instagram anketi gibi bayağı holding sahibi olmuş. Trilyoner olmuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Gümüş olduk yoğurtları. Kötü fikir değil ya. Aga senin de Instagram, YouTube. Tamam. Fena değil. Ya, İkimiz birleştik. Açalım bir yoğurtçu. 100 bin kişiden 100'ü gelse herhalde. Valla açalım bir yoğurtçu. Sen bu olur. Kadar övdüysen vardı seni bir bildiğin yani. Ben senin damak tadına... Biz ne övdük de büyümedi şimdiye kadar. Damak tadına güvenirim. Bir de AVM'lerde mi var? Bre bre. Bayılırım deli misin? Yoğurdu niye dondursunlar ki? Nasıl bilemezsiniz? Cahiller. Sevmem. Cümledeki imla hatalarını söyleyen kişi geç onu. Kendi yapacak piyasa araştırıyor. Sevmem. Ondan sonra hiç sevmem. Çok güzel severim. Ya resmen su var mıdır diye sorsak 30 tane hayır gelecek. O derece. Ama yoğurt yani. Gerçekten bende yok ya. Ben şimdi gidince onu araştıracağım yani. Ben. Arkadaşlar artık bu işler kolay. Google'a ya yazıyorsun frozen yoğurt diye. Var mı yok mu görüyorsun bir yani. Bir kere ben bunun daha bir markası falan var yedim yani. Ben biliyordum gerçekten de bu kadar... Ulan bu raddede miyiz yani? Hayır hayır. Biliyordumlar falan. Abi, hayır. Deli beyliyorsunuz. Var diyorsunuz. Hayır var tamam. Ben seviyorsunuz seviyorsunuz diye sordum ben insanlara. Ben biliyordum önceden sana hak verdim. Abi sen anlatırken ben dinledim. Biz de yedik azıcık da pahalı hem. Genelde sinema salonlarında falan da olur. Mesela mısır oluyor. Evet evet yani mısır bir alternatif sundular. 12 lira 13 liraya falan ha, denk geliyor. Artık yani işte mısır sevmeyen işte yoğurt alıyor böyle dondurulmuş yoğurt alıyor üstüne. Hatta şeylerde var bu sine bilmem ne de var. Var var. Zorlu'da. Bir ara şeyin haberi çıktı ama olmadı. Al götür mantı. Yine böyle bardakta. Ha, evet kızartılmış mantı bir de. Çok iyi. Ne oldu abi? Bence bu var ya yani kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir şey. Çünkü ha, mantıyı gördüğün an alırsın. Kıtır mantı değil mi bir de? Evet. Kıtır mantı nasıl tutmaz abi? Elde mis gibi de doyarsın ya. Ya yani mantı öyle bir şey abi. Tok aç önemli değil ha, yani. Gördüğün yersin. An yersin. Nasıl evet, tutmadı yani kıtır mantı acaba? Maliyeti mi yüksek acaba? Neden? Yok abi mantı ya. Ne şey olacak? Nasıl sizce? Soyulmuş çekirdek. Çok yaptılar. Bütün yani anlamı gidiyor. Satıyor artık yani marketler. Bir bardak. Çekirdek. Bir bardak ama hızlıca. Tuzlu muzlu. Soslu muzlu. Sosuyla musuyla. Ona sos olmaz ki. Onun bütün özelliği gider. Kola koyacaksın üstüne. Kolayla karıştıracaksın. Nasıl? Böyle sulu sulu. Biri ayıklayıp ağzına verecek. Avucunda tutup. Yala diye bağıracak. Kötü mü ya bunu? Yemez misiniz? Take away. Abi onun... bir firma onun koca bir paketini 1 liraya satıyor Mesut. Soyulmuşunu. Vallahi bu take away işine büyük para var abi. Biz bir şey bulsak take away'den yürürüz. Ama ne işte o? Yani take away. Sistemi bulduk take away. Ama millet neye alsın gitsin. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mesut Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz efendim. Buyursunlar. Alalım hemen. Gıcık insan tipi. Ya abi bazen böyle şey oluyor. Mesela bir şey tahmin etmeye çalışıyorlar. İşte metrekare olur, metre olur, uzaklık olur neyse. İşte şurası ya diyor, şu benim kolum kadar buradan bir 2 metre falan diyor ama bir türlü tahmin edemiyor.
Böyle izleye izleye kalıyoruz. En gıcık olduğum insan tipi abi bu. Peki efendim, teşekkür ederiz, öpüyoruz. Ölçüm işlerinde şey var ya, metre yoksa. Mesela kapıyı ölçüyorsun, iki elin aralığında bir mesafe belirliyorsun da. Evet. İçeri odaya öyle gidene kadar o değişiyor. Yoruluyor. Küçülüyor, büyüyor falan filan. Bak, küçük kızımla her AVM'ye gittiğimizde mutlaka tadarız. Demiş. Var oğlum böyle bir şey. Frozen yoğurt, bildiğiniz yoğurt değil, bir dondurma çeşididir demiş bir dinleyicimiz de. Evet. Evet. Stand kurup AVM'lerde yiyorlar. Evet. Kahve dünyasında yiyorlar. Geçtik. Pinkberry'miş adı da. E marka abi. Ha, anlıyorum. Baya ben demiyorum işte. Ha, o söylemedi onu sen. Şey... Vura vura dedi bir de ya. Şuymuş abi. Sen iki saattir niye vaktimizi çalıyorsun diye. Allah Allah. Sen de bir de böyle niye Beko demiyorsun ya diye. Desene ya. Bakalım bu kadar. Severim sevmem ama %30 falan bilinmesi sevilmesi. Ama yani doğru hamle değil tekke için. Anons arasında azıcık düşünelim. Ne sat? Biz bu insanlara ne satarız? Bir daha bir takeaway sistem olarak saçma değil mi zaten? Simit takeaway. Hani milleti oturtup yedirmen lazım. Adam nasıl? Gördükçe iştahı açılacak simit yiyecek. Nasıl? Dörde bölünmüş simit bardakta. O takeaway zaten. Neden ya? Bardakta dörde bölünmüş. Kötü mü? Ayran soslu. Susamlarını da içersiniz. Bana soracak olsa çok güzel fikir de. Mesela beyin fırtınası böyle olmaz. Ortaya bir şey atıyoruz, kahkahalar geliyor. Yani arkadaşlar bardağın içindesin. Ama özgüven diye bir şey var insanda yani. Bozalı simit. Yani bu nasıl bir iğrenç bir karışım duruyor. Bozalı simit hiç canım istemiyor şu an. Zeytin atarsın üstüne vallahi. Aslında kahvaltılık böyle hepsini karıştıracağım bir şey yapabilirsin. Bardakta. Ha, serpme kahvaltıyı böyle bir şeyde spatulayla tutup balı döküyor, sucuğu döküyor tutuyor. Bardakta bir serpme. Al serpme diye. Serpme kahvaltı. Az sonra buradayız. Take away. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Sevdalar sevdalar, bir dündün bir ağlar. Bir dündün bir ağlar. En azından şu Özcan Deniz'in şarkısını hatırlıyor musun? Şeydeki, neredesin Firuze'deki? Çok güzel şarkı ya. Hadi bir söylesene. Ben baba. Seni sevdiğim zaman bu şehirde yağmurlar yağardı. Bildin mi? Yok. Ha, biraz da hatırlayacağız. Zor. Diğer yerlerin tam çıkamam oraya. Çok güzel bir filmdir Neredesin Firuze. Aslında küçük kısır bir konu ama Ezel Ekay harikulade çekti. Oyuncular çiçek gibi. Evet. Oradaki şarkılardan biri. Çok güzel bir şarkıdır bu da yani. Sevgili dinleyiciler, bu arada Perşembe günü normalde bilirsiniz ki çok böyle dışarı çıkılan bir gün değil. Herkes kendini cumaya cumartesiye bırakır. Bu anonsta telefon alacağız. Sadece bu anons özelinde başka bir şey konuşalım istiyorum günün sorusundan. Bu akşama havalı bir planı olan var mı? 0212 368 62 40. Ben boşum, ne yapacağımı bilmediğim bir akşam benim için. Sahne yok, bir şey yok. Ondan sonra bizim aslında bugün çok güzel planımız vardı da bu şey çıkmayaydı. Senin audition'ın çıktığı için biz canlara gidip mangal yapacaktık, değil evet. mi? Ama iptal olduk. Var mı gerçekten iyi bir planı olan? 0212 368 62 40 telefon numaramız. Çünkü perşembeye plan yapan insan hayatı yoluna koymuştur. Gerçekten öyle. Yani evet. bir farklıdır yani diğerlerinden. Milyonlardan. Öyle ilan edenler var. Perşembe itibariyle hafta sonu başlar diyenler. Tabii. Yok kanka, hiç mesela mekanlara git kimseyi bulamazsın. Hayır hayır, ondan bahsetmiyorum. Perşembe ya. Sinemaya gider, tiyatroya gider, başka bir şey gider. Perşembede başlatır itibari. Yani etkinliğini. Keşke sadece salı, çarşamba, perşembe çalışılsa. Mesela cumartesi. Çocuk gibi. Cumartesi. İkişer saat. Keşke musluklardan kola açsa. Oh vallahi var ya. Para da vermeyiz. Allah. Her şey ücretsiz olsa mesela birçok şey. Alsan gitsen. Manavda mısın? Karpuzu beğendin. Sırttan götür. Ne güzel olurdu yani. Vallahi bak. Manav ne iş yapıyor? Gördüğünüz gibi telefon. Manav var. Herkes sırtlıyor karpuz, adam hala halden alıyor, satmaya çalışıyor. Telefon yok. Gördüğünüz gibi koca Türkiye perşembe akşamına plan yapmamış sevgili dinleyiciler. Kesin demin hayatı günün değil. Sorusunda 7 hattımız aynı anda yanarken tüm bu insanlar perşembeyi evde geçirecekler. Planları yok. Havalı mı değil mi? Bir planınız yok be. Geçtim yani. Yazıklar olsun. Gerçekten. Soru soruyoruz, cevap yok. Gerçekten. Abi geldi bir tane. Ay gelir de bakalım. Alo. 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 Heh, hocam nedir bu akşam için planın?
İyi akşamlar. Hocam şu an yoldayım zaten. Aramayacaktım ama arayayım dedim tekrar. Origami yapmaya gidiyoruz. Yarın işim var. Hocam havalı dedik. Havasız mı? Havasız mı? Kimle yapacaksınız origami? Arkadaşlarımızla. Evde. Tanımadığımız insanlar da var. Evet, ev ortamı yine. Bu bir dernek mi? Yok hayır, bir kendi hobimiz bu bizim. Ama tabii benim Bahçeşehir'den Ataşehir'e ulaşmam gerekiyor önce bu trafiğin arasından. Sen Bahçeşehir'den Ataşehir'e gidip origami yapacaksın bu akşam. Yapacağım ve 2 gibi kalkacağım. Oradan tekrar uyuyacağım. Ataşehir'den tekrar sabah Bahçeşehir'e geleceğim. Ama prensip gereği sosyal hayatımızı işten dolayı veya bundan dolayı ötelemiyoruz biz. Tamam, mesela ne yapıyorsunuz kağıttan değişik? Gene böyle bildiğimiz kurbağa murbağa mı? Ne yapıyorsunuz? Yok yani eğlenceli şeyler yapıyoruz. Çok kalabalık oluyor zaten. Tanımadığımız insanlar da oluyor. Bu bayağı hoşumuza gidiyor. Sen gibi. Ortama gidiyorsun yani. Ortama. Senin kağıtla kalemle işin yok. Yok. çantaya doldurmuş daha evvelden yapılmış origamileri. Böyle bir şeyimiz var. Çıkaracak. Peki hocam. Yani, bir de bir şey söyleyeceğim. Bugün resmini gördüm Instagram'dan. İyi ki kilo almışsın ya. Ha evet doğru, eskiden daha zayıftık. Öpüyoruz hocam, iyi bak kendine. Şimdi havalı gece mı origami? Bence değil. Bence de değil. Sıkıcı. Soliter gibi bir şey bu. Tabii canım. Yani arkadaşlarla soliter. Hayır, bir şey diyeceğim abi. Gidiyor. İkide eve gideceğim dedi değil mi? Aha. Şimdi sabah muhtemelen uykusuz işe gidecek. Dün ne geceydi be diye. Evet ya. Ama mevzu origami. Tabii. Çok çılgındık dün. Bir de origami bir şey değil mi ya? Böyle yoğunlaşarak yaptığım bir şey değil mi ya? Yani? Japonların yaptığım kurbağanın kıçına bir bastım, yarım metre sıçradı origamide. Onun yerine Üsküdar iskelesinde satılan yine bir pompalı kurbağa var, zıplıyor. Fare o fare. Alo. Fare miyiz basına gel. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun havalı bu akşam? Bu akşam içmeye gidiyorum şu an. İçmeye? Kimlerle? Arkadaşlarla. Peki öptük. Afiyet olsun şimdi. O zaten şimdiden içmeye başladı. Doğru, çok ayık gelmedi bana. Origami'den bir sonra içmeye gidiyoruz, çok güzel oldu. Arası yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi perşembe akşamı hakikaten zayıf. Yani gelen telefonlar da zayıf. Ama hava da buz gibi ya. Tamam oğlum, biz de zaten ona göre sorduk. Yani binlerce kişi arasından bir tane origami geldi. O da tam anlamadık nasıl bir ortama düşmüş. Güzel kardeşimiz Ice White Chat gibi bir tane erotik partinin içinde galiba, öyle tahmin ediyorum. Gireceği bir origami partisi. Bir tane de içmeye şimdiden başlamış bir dinleyicimiz aradı. Gördüğünüz gibi standart epey düşük. Standart karışık bence. Bence düşükten ziyade. Yani perşembe böyle bir gün abi. O yüzden perşembe kimse kafasında konumlandıramadığı için herkes değişik şeyler yapıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Perşembe yani biraz şey gibi ya, biraz daha sabredeyim yarın yaparım gibi bir şey yani. Bir son bir evde yatayım. Son bir evde vakit geçin. Son bir para harcamayayım. Evet. Hani bir şu son 100 de cebimde kalsın. Alo. Alo. Ne yapıyorsun akşam havalı? Oğlum eşimle ben sinemaya gidiyoruz. Sinemaya. Güzel, gayet. Evet. Bak bu ide. Evet, biraz ortalama da olsa şimdiye kadar gelen cevaplar içerisinde bir şey bu ya. Hangi filme gideceksiniz? Gideceğiz. Sonra filmine gideceğiz. Sizden miydik az önce? Yol ayrımı. Yol ayrımı. Yol ayrımı. Ha evet. Gidin. Gidin, gördüğünüz gibi sinemacı evet. Dinleyicimiz beğendi. Ben beğenmedim, siz ne diyeceksiniz bakalım. Bakalım. Peki, öpüyoruz. İyi seyirler. Hoşçakalınız. Yavuz abiye 3 kişi kazandırdık. Evet ya, evet. Gişeden pay almamız lazım. Böyle bir gücümüz var demek. Var. Zaten film yolcu. Ama sen bir de ters psikoloji yapıyorsun. Son haftası. Kötü diyorsun, insanlar Şener Şen'i bildiği için gitmek zorunda. Nasıl kötü ya diye merakla gidiyor. Oğlum Şener Şen'e mi kötü dedik? Hayır, saçma yani saçma konuşmayın, bizim de bir bildiğimiz var ya. Allah Allah. Sonsuz kredisi olan insan ama Şener Şen. Evet. Tabii. Sonsuz yani. Ne çekerse çeksin zaten 5 milyon izlersin canım. Onda evet. Bir şey demedik yani. Yok canım. Şeyden ha. Diyor insan. Mesela ben de duysam derim ki neden kötü acaba? Çok merak ettim. Bir gideyim. Alo. Falan. Alo, iyi akşamlar. Eyvah hocam, senin bu enerjin yaktı bütün Türkiye'yi. Ne haber? İyi abi, senden ne haber? Acık uzaktan konuş. Hemen alalım. Ne yapıyorsun bu akşam havalı? Ya aslında benim için hiç havalı değil ama hanımın doğum günü bugün, ayıptır söylemesi. Evet. Sabah da iş seyahatine çıkacağım. Ben tutturdu beni bugün illa fasıla götüreceksin diye. Fasıla? Evet. Şimdi gidiyorum hanımı almaya. Güzel abi, doğum günü. Bir zahmet bir evin bir güzel kızını almış. Ya ben dedim hani sabah erken kalkacağım. Hafta sonu yapalım bunu. Dedi ki seyahatten döndüğünde ev almam seni. Aferin. Sen de azıcık şey yap. Fedakarlıkta bulun. Ayı olma. Götür. Helal. Öyle yapıyorum ben de. Şu an onu almaya gidiyorum. Alıp yaşa. Götüreceğim fasıla. Hadi afiyet olsun şimdiden. Hadi, muhabbetiniz öptüm. Bol olsun. Görüşürüz. Ama hala konu riskli.
Fasıla nereye götürecek? Neden? Çok böyle şey yerler var ya, karanlık perşembe... fasıl yerler biliyorsun. Ha tabii. Adam adama takılır. Kilitliyorlar çok adamın olduğu. Taksim'de bir yerler var o işte fasıl için. Kumkapı falan. Hı-hı. Oralara gidersin yani, hala onlar şey çiçek. Duruyor mu oralar? Duruyor da dönüşün rahat olmuyor oralarda. Ha eskisi gibi değil, değil mi? Kapıya kapıya araba valemole. Yok ya. Ha. Ta otoparka koyun, ara sokaklardan geliyorsun. Tabii orada hemen başlıyorlar şey. Türkçe konuşan da çok az artık Taksim'de. Hemen başlıyorlar. Şu kadar var mı abi, bu kadar var mı abi diye. Dibine, böyle yani. Konularda nasılsınız? Hangi konu? Nasıl? Örnek vereyim, otopark mafyası. Azıcık böyle sana diklendiği zaman ne yapıyorsun? Hiç sesimi çıkarmam ben yani. Bir saniye birlikte benden gelin, daha da para çekelim derim. Yani yakınlarda... Ha tehdit falan mı bayağı? Arabayı çizerler korkusu var ya. Evet. Hani sen gittikten sonra araba orada yalnız başına neler yaşayacak? Ya ben değiştiririm yerini hemen. Yani gergin yaşayacağım ama gittiğim yerde oturamayacak. Hemen İspark'a doğru. Tabii canım, ne varsa devlette var ya diye. Sonuçta yani devlete de güvenemeyeceksek. Devletimizi neye yazıyor? Bu herifler kazanacağına devlet kazansın. Ama 5 dakika önce de İspark'la kavga etmiş. Durduk yere içinden ama devletçi çıkıyor öyle durumlarda. Evet, hani evet. Aslında öyle biri, hani İspark'a da sövüyorsun öncesinde. 10 dakika sonra ama daha beteriyle karşılaşıyorsun. Allah'ın yolu ya diye gezerken. Kavgada buluyorsun. Sonuçta yani biz bunun vergisini ödüyoruz. Evimin önü ya. Stopajını ödüyoruz. Bilmem nesini ödüyoruz hala. Sen mesela evinin önünde çok öyle yaşıyorsun ya. Evet, berbat. Kendi evinin önünde başkasının park ediyor. İspark zaten yazmışlar. 5000 lira mı ne borcum çıkmış. Neden? İşte ne bileyim, bir senedir oraya koyuyorum. Kapımın önüne koyuyorum yani. Onlar... Görevli falan var mı abi? Ne? Görevli var mı? Var. İspark. Ama ben dedim yani İspark'sa İspark. Ya ben evimin önüne koyamayacaksam nereye koyacağım? Savunman güzel, İspark'sa İspark. Ya Hakim Bey iyi akşamlar. Bir şey söylemek istiyorum. Evimin önüne İspark'sa İspark. Bana mı İspark ya? Yani bu şekilde haklı çıkamayabilirsin. Ama derim ki sizin de evinizin önünde İspark olsa, arabanızı koysanız size koymaz mı acaba derim Hakim Bey. Tamam ama o zaman orada oturma. Dava düşmüştür bu cümleden sonra. Yani bu arkadaş haklı. 8000 lira manevi tazminatını verin, gönderin. Sen mesela çok böyle kendince haklısın ama bilimsel değilsin. Hukuki değilsin yani. Hukukiyim aslında. Şöyle bir şey. Onu daha İnsanların sonra konuşalım. İnsanların evinin da. Önü kendilerinin mi? Evet. Bahçe içi değil bir ama. Bir kere toplu. Ya yol. Bir dakika. Yasada arkadaş, şöyle bir şey var. Çarşının içinde oturmuyor. Hayır ya, çarşının içinde oturmuyorum. Toplu özel... Al, özel konuşamıyorum şu an. Buyur. Bu bir ton insanın geçtiği alan, onu söyleyemedim. Tamam. Toplumun kullandığı yerler hiçbir şekilde özel işletmeler ya da parsellenemez. Bu böyle bir yasa var. Onu da hani bu devletin yaptığı bir şey değil, belediyelerin yaptığı bir şey. Aslında hukuken bir yaptırımı yok. O yüzden cezası da yok şu an. Yani o bana 5000 lira yazıyor ama ben arabayı alıp satıyorum. Bitti gitti. Abi, şu an bunu burada açıklamayaydım, iyiydi de. Niye arabayı alıp satıyor? Yani mesela arabayı sattığım zaman o borç çıkmıyor. O borç uçuyor gidiyor. Ha. Yeni adam alacak adama? Yolu da gitmiyor. İyi. İşte devlet tarafından olduğu zaman gidiyor ama. Bu belediye. Ha, oldu şimdi. Ama tamam. Bunu da şimdi belediye uğraşıyor, devlete bağlamaya çalışıyor. Ne güzel ya, sat sat kurtul. Ben sevdim onu. İşte bu yapanlar var zaten. Çok değişik bir konudan bahsettik. Çok riskli ama ben bıçak sırtında yürüdüm az önce. Yok canım, gayet güzel anlattın yani. Çıkarken beni vurmasın. Bir şey yok mu oğlum ya? Böyle konuşun, kaç kişinin uçağı düştü böyle. Kaç kişinin helikopteri. Benim en çok gerildiğim ortam otoparkla alakalı. Bazen arkadaşın şey diyor, evinin önüne arabayı koyacağım, orayı tut bana diyor da. Evet. Kollarını iki yana açarak. Bura dolu dolu diyorsun. Dolu dolu, bomboş yeri. Hanımlar beyler, 19.43 olmuş yayın saatimiz. Sıkı rabarbacılar. Son fotoğrafımız sevgili İlker ve Can'la beraber 388 like'ta kalmış. Azıcık güdük. Dün ve evvelsi gün fotoğrafları binin üstünde. Şu anda sesimi duyan Rabarba'ya bu akşam en az bir kez kahkaha atmış herkesi şu anda son fotoğrafımızı like'lamaya davet ediyorum. Bakalım 388'den kaça çıkabileceğiz bu kadro? Yani ben bir 800'e kadar çıkarız diyorum. O kadar da güveniyorum dinleyicimizin kalabalık olmasına. Görelim bakalım. Şu an yeniliyorum. 388'den ne olabildik? Yeniliyorum. 416. Azıcık gülüyoruz ama daha yeni gidiyordur sesimiz. Yani öyleyse zaten bırakalım bu işleri. Birazdan buradayız. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, geri geldik. Ses bir gitti geldi. Hayırlara vesile. 19.52 yayın saatimiz. Artık yavaş yavaş programımızın son düzlüğündeyiz. İlker Gümüşoluk ve Can Şentürk'le beraber
Bir tane tweet okudum da anons öncesinde sizle de paylaşayım. Manuş Baba konserine gittim demiş bir çocuk Twitter'ında. Demiş ki Manuş Baba, güzellik ve şarkılar kurtaracak dünyayı. Savaşı bunlar bitirecek. Çocuk demiş ki tamam hadi ara Trump'ı sor bakayım. Eteği belinde miymiş, gülde takmış mı? Öyle şarkısı var ya onun. Ya Manuş Baba çok popüler oldu takmış, değil mi? Gül de takmış, gül de takmış. Çok güzel ya. Çok bayağı konserlerde dop dolu. Çok da kıymetli, düzgün de bir adam. İyi yani. Aldı yürüdü. Biz kaç yıldır uğraşıyoruz. Babalar gidiyor ama Eda Baba da öyle gidiyor. Ha. Değil mi yani? Bir baba kelimesiyle mi bakıyor iş? Evet. Tabii insanlarda böyle bir şey oluyor. Babamız. Baba yapıyorsa doğru yapıyordur. Ha tabii tabii. Saygı. Hani. Sürekli böyle bir pantolonumu getirecek gibi bir saygı duyuyorsun yani. Manuş nasıl bir isimdir ya? Manuş. Bir isim mi yoksa bir takma at gibi bir şey mi? Çok ayrıntısını bilmiyorum. Bilen vardı dinleyicilerimizin içinde. Hadi ufaktan topuklayacağız. Gıcık insan tipi konuşalım. Sevgili dinleyiciler, 0212 368 62 40 telefon numaramız. Havalı plan sormuştuk geçtiğimiz anonsta. Bir dinleyicimiz de demiş ki Instagram'dan havalı ne söyleyin de onu yapalım gibisinden bir şey söylemiş. Bu bizim gibi bu akşamı boş olan bir dinleyicimiz belli ki. Kendi boş hayatına sinirleniyor. Böyle sorulara çünkü kafayı takmak için önce bir kendi hayatınla ilgili maraz olması lazım. Başka doğru. Yolu yok yani bunun. JoyTürk'te uğraşıyorum. Her akşam bir tane iki tane çıkıyor. Şimdilik iyi ama. Sayıca iyi yani. Yani idare ediliyor şu anki durumda. Artarsa sayı bakarız. Şimdilik sakinim. İyiyim, beni bilirsin. Bir anda parlayacak adama benziyoruz. Yok yok. Evet evet. El ayağı titriyor. Şimdi iyiyim de yani. Allah'tan kalabalığız yani. Hani gerçekten arayan, paylaşan, seven binlerce insan var. Onları bilmesen zaten niye yapıyorsun oğlum bu işi yani? Çok takılıyor musun yorumlara böyle oldu? İşte bu kadar. Sonra yayından sonra bitiyor. Bir şey kalmıyor 8'den sonra. Bir bloğa bakıyor ya, bir de ben rahatlıyorum. Kafam da rahat. Geçmişi geçmişte bırakıyorum tamamen. Tamamen sıfırlıyor. İlker öyle değil. İlker mesela her yazılana cevap verir. Tatlı tatlı üslupla bir de. Neden öyle düşündünüz? Ben özür diliyorum filan yazar. O kadar değil. Kusura mi? Bakmayın, bir video çekip asabınızı yani bozduysak. Güzel bir soru soruluyorsa hemen tabii cevabını veriyorum ben. Güzel dediğim yani böyle bir şeyse. Bak, ama öyle derler sosyal medya kullanımı hususunda. Kötü yazıldığı zaman. Herkes iletişim kurun derler. Kötüyü görmemek bence en güzel yöntemdir. Tabii görmemek iyi. Yokmuşçasına davranmak. Yani hiç görmesen daha iyi. Çünkü görmezsen yok oluyor. Tabii tabii. Görürsen coşuyor. Kimse de şey yapmıyor yani. Bu, o dönem de geçti. Şimdi ben İlker'i tanımak istesem açarım. Bakarım videolarına. Kendim tanımak tabii isterim. Abi 5 tane video izlesen zaten İlker hakkında anlarsın. Ne yazmışlar diye artık bitti o dönem yani. Kim ne düşünüyorlar hakkında acaba diye. Ben bir İlker bakar, bakacaksa 3-5 tane akrabası bakar. Anası babası eşi o kadar. Kimse yani açıp dur ya İlker kimmiş diye. Yani ben aratmıyorum yıllardır, etrafımda aratmıyorum. Sözlüklerden mi bahsediyorsun acaba? Sözlük normal. Twitter'da da mesela en son. Tabii canım yaptığın işler. Zaten o aratana kadar karşısına 3 tane videon çıkıyor. Ha, değil mi bir yandan da? Böyle bir adam. Video paylaşıyorsun. Sevip sevmeyeceğine birinci elden karar veriyorsun. Tabii. Bir İnsanlar de kötü yani. Yorum çok garip bir şey ya. Ya ne gerek var, sevmiyorsan hiç yani. İzleme yani. Vine dönüyormuş. Vine 2 diye çıkıyormuş. Arkadaşlar Vine dönüyor. Come back. Valla Vine dönerse beni bir daha bulamayabilirsiniz. Ben sürekli Vine çekebilirim yani. Hüsnü'cüğüm yayına gelip gitmem 4 saat benim. Kaç tane Vine paylaşırım biliyor musun? Çünkü kısa videolarım var ve onlar Instagram'a olmuyor genelde. Hani Instagram'a daha uzun veya YouTube'a daha uzun. Böyle 6-7 saniyelik videolar var. Instagram'a aklımda. Da kısa istiyorlar ama. O doğru mu? Yani ben hep 1 dakika 50 saniyelik paylaşıyorum. Hikayesi olan şeyleri. Manuş ismini babaannesi takmış. Gerçek ismi Mustafa'ymış. Bir dinleyicimiz yazmış. Karadenizli mi acaba? Olabilir. Şimdi sürekli soru soruyorsun. İnsanlar sürekli oğlum bu arada konuşuruz ya. Allah Allah. Bir tane sordun merak ettim. Hadi dinlendirdik. Canın her sorduğu olay oluyor. Çocuk gibi ya. Her şeyi bir daha merak ettim. Karadeniz'in tam neresindenmiş acaba? Sor bakalım. Rize diye yorum geliyor. Babası ne iş yapıyormuş? Bu mikrofon neden burada? Allah Allah. Hadi gidelim. 19.57. Hanımlar beyler. Kulak kabartan herkese teşekkür ederiz. İlker Gümüşoluk, Can Şentürk, Mesut Süre kadrosuyla. Küçük ricamızı dillendirelim. Diğer akşamların fotoğrafları 1000 beğeniyi çoktan aştı. Şu anda 585'teyiz. Elinizi korkak alıştırmayın. Hele ki son 1-2 tipten sonra bu motivasyon da olur bize. An itibariyle sesimi duyan tüm rabarbacıları, programımızı takdirle dinleyenleri, son fotoğrafımızı likelamaya çağırıyorum. 585'ten 800 oluruz. Birazdan yolda bakarız sevine sevine. Beyler ayağınıza sağlık. Ne demek? Ne demek?
İlker'cim yarın akşam başarılar. Teşekkür ederim. Sahnende. Kaçta nerede? Yarın akşam 8.30'da Kadıköy Bahane Kültür Salonu'nda sahnedeyim. Biletler Bilet X'de. Evet. Aynı sahnenin 21.45'i de bana ait. Biletler Bilet X'de. Kadıköy civarında olanları bekleriz. Hoşçakalınız. Bay bay. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.